Aynı masada oturuyoruz yapımcılarla. Mangalda kül bırakmıyorlar. Üfür üfür üfür. Sonunda işte abi Brolle Levent üzümcü olur dediklerinde abi Levent'i almayalım. Levent şimdi çok sıkıntı yaratır. Ne sıkıntısı yaratır? Beni alıp da o dizide oynatırsa hemen bir müfettişler gelecekler. Ona bir vergi cezası kesecekler. Bu onu da biliyor. Ha bir de böyle şeyler var tabii, değil mi hayatınızda? Sosyal medyada olan yaklaşık sayısını tartıştığımız bir çomar ordusu var. Benim çomar dediğim troller ordusu var. Onlar baskı yapıyorlar. Bir insanı rahatlıkla intihara bile sürükleyebilirler. Yani sanki biz bütün Türkiye'nin tek gerçeğiyiz gibi davranıyorlar. Hep bir ağızdan saldırıyorlar. İlginç bir yapı onlar. Maaşla çalışıyorlar biliyorsunuz bunlar. Evet, evet. Çobanların peşinde böyle koşup gidiyorlar işte yani. Artık böyle bir sektör de oldu zaten. Tabii tabii maaş alıyorlar bundan falan filan. Ya gerçekten bunları konuşmak bazen bana çok ütopik geliyor. Neler yaşıyoruz? Öyle yani inanın bana distopyanın tam göbeğindeyiz yani. Gerçekten. Açık açık söyleyeyim size. Bir canlı bir röportajınız sırasında sürekli polis tarafından aranıp şubeye çağrıldığınızı da gördüm. Gördünüz ve sonuçta çağrılma nedenini de gördünüz. Doları yükseltmek. Ya niye indirmiyorsunuz şu doları? Elimde olsa keşke. Ama rica ederim çıkarttığınız gibi indirir misiniz şunu lütfen? Yani savcılar da göndermişler, memur arkadaşlar da gülüyorlar yani. Abi keşke bize de söyleseydin de. Yani biz de inişten çıkıştan biraz kar edeydik diyorlar. Böyle saçma sapan yani bir durum. Yani bilmeyenler vardır belki. %80'in bildiğini düşünüyorum ama sevgili Levent Üzümcü'nün 3 yıl önce attığı bir tweetin sonuna 3 nokta koyduğu için. Bir de o var. Doların yükseldiği söylenmekte. Hayır bu ikisi karıştı birbirine. Ha? Nedir doğrusu? 3 nokta başka bir şey. 3 nokta bir. Orada ne yapayım? Euro mu yükseldi onda? Yok hayır 3 nokta koymuşum bana küfür etti demiş hesabın sahibi. Bu 3 noktada ne demek istiyorsunuz dedi savcı bey. Dedim vallahi herkes meşrebine göre dolduruyor. Ben burada bir şey demek istesem derim zaten dedim. Evet. 3 nokta koydum ki ama arkadaş dedim herhalde alınmış o 3 noktadan. Yani küfrettiğimi düşünmüş dedim kendi meşrebince. Diğeri de doları yükseltip alçaltmak. Manipüle etmek doları. Nasıl başardınız? Keşke böyle bir gücüm olsa benim ya. Ya evet bu keşke acayip böyle bir gücüm olsa. Olmaz mı? Yani doları böyle yükseltebilen biri aynı zamanda düşürmeyi de başarmalı bence. Aynen katılıyorum size. Ya, neyse işte böyle şeylerle uğraşıyoruz. Bu arada her söylediğiniz gündem oluyor. Sürekli her sözünüz, her cümleniz bir yerlere çarpıtılıyor. Ya bunun zorlukları hayatınızın diğer yanlarına nasıl yansıdı mesela? Yani ben bunlara çok fazla kafamı takmıyorum ama garip bir şekilde sokakta kadınlara, sokakta çocuklara, doğaya istediği gibi davranabileceğini uman bir kitle oluştu. Çünkü polis bunun peşine düşmüyor. İki tane askerimiz yakılıyor. Aha. Bu askerlerimizin yakılma fetvasını veren adam yıllardır Gaziantep'te kuşçuluk yapıyor. Ben birilerinin yakılmasını istesem, fetva versem ne olurdu? Sokakta kedilere mama veriyor diye bir aileyi satırla dövüyorlar. Satırla kadına vuruyorlar. Ben birine satırla saldırsam benim başıma ne gelir? Bilmiyorum anlatabiliyor muyum? Yani öyle bir noktaya geldi ki ülke onu yaparım, bunu yaparım hiç kimse de hesabını benden soramaz. Parti liderlerine saldıranların elinin öpüldüğünü de gördük. Yani kar topu oynarken camına kar topu atıldı diye sinirlenip insan öldüren insanın abiyi ülkenin en üst düzey bürokratına mektup yazdı. Biz sizin partinize oy veriyoruz diye. Herhangi bir mahkemeye yazmadı bunu. Söylenecek başka bir şey yok aslında. Her şey çok tek bir cümleyle özetliyorsunuz. Bunları ne diyeyim ben yani? Biz bu ülkede yaşamıyor muyuz? Meclis üyeliği tamam. Peki siyasetin biraz daha içine girmeyi planlıyor yok, musunuz? Yok, siyasetle bir alakam yok. Yani bir insanın politika dediğiniz şey karar vermek demektir. Sizin kırmızı ışıkta geçip size yanan bir kırmızı ışıkta yol boşken geçip geçmemeye karar vermeniz de politikadır. Arkadaş ben de pazara gidiyorum file dolduruyorum. Ben de çocuğumu okula gönderiyorum. Ben de ekonominin içinde yaşıyorum, ben de ev kirası veriyorum. Benim bu yanlışları söylemem vatandaşlık hakkımdır. Herhangi bir siyasi amacım var mı benim? Ben bir siyasi parti lideri miyim? Herhangi bir partide siyaset mi yapıyorum? Herhangi bir partinin üyesi bile değilim ben. Anlatabiliyor muyum size? Yani buradan çıkıp da bıdı bıdı yapmak çok kolay. Ama ben hiçbir beklentim olmadan sadece ışıklı bir gelecek beklentisi, çocuklarımıza bırakabileceğimiz aydınlık bir gelecek beklentisiyle yapıyorum bunu. Buna bizi izleyen insanların da çocukları dahil. Sanırım size bu sorunun sorulmasının nedenlerinden biri de şöyle bir algı var ya işte sizin gibi düşünen insanların
böyle bir beklentisi var. Biri çıksa da artık böyle karanlıklar dağılsa, gitsek ona oy versek, belki de oy verecek parti bulamayanların, yani sizin gibi düşünen insanların, ya peki Levent Üzümcü siyasete atılır falan gibi. Bu sorular bence bu yüzden de geliyor olabilir. Hepimizin çünkü böyle bir kahraman bekleyişi var. Evet, o tabii toplumun zayıflığıyla ilgili bir şey. Kahramanları bekleyen toplumlar zayıf toplumlardır. Kahramanlardan medet uman toplumlar zayıf toplumlardır. Herkes sesini çıkarabilse, herkes söyleyebilse, bir para kaygısıyla yaşamadan onur kaygısıyla yaşayabilse insanlar, bunlar yaşanmazdı. Gezi direnişi sırasında İstanbul'da neredeyse bütün tanınan aktörler o direnişin içinde vardılar. Geriye 2-3 kişi kaldık. Neden? Ne bileyim neden, onlar işte ceplerinin derdine düştüler. 7 bayram sülalesini geçindirecek kadar parası olanlar 15 Temmuz'un 1. yıl dönümünde Kazlıçeşme'ye gidip kumanya kemirdiler. Ya bunu niye yaparsın ki? Neden bunu yaparsın yani? Tukaka ilan edilmişlerdi, vatan haini ilan edilmişlerdi. Gidip bunu yaptılar ki yeni diziler çekebilsinler diye. Çekin. Sonuçta gidin villalarda oturun, yalılarda oturun. Kapınızı açtığınızda çıkacağınız sokaklar burası. Bu ülkenin sokakları, bu ülkenin gördüğünüz işte yanlışlarına çıkıyorsunuz. Bu ülkenin adaletiyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Olmayan. Yani siz böyle dik çıkışlar yapmasaydınız, dik demeyelim aslında, dik yanlış bir kelime oldu, özür dilerim. Fikrinizi bu kadar beyan etmeseydiniz, belki maddi olarak çok daha rahat bir hayat yaşıyor olabilirdiniz. Oyuncu olarak televizyon dizilerinde daha fazla, yani artık oynardınız, filmler çekerdiniz. Yarın öbür gün bunun pişmanlığını sizin yaşamayacağınızdan eminim ama çocuklarınız size bunu sorar mı? Ya baba ya, keşke hayır, yapmayaydın da. Hiç öyle yetişmiş çocuklar değiller. Ne olup bittiğini gören, aklı fikri vicdanı olan çocuklar onlar. İkisi de hiçbir şekilde bana böyle gelmeyecektir, emin olabilirsiniz. Ben şu durumumda bile ikisinin hayattaki hiçbir şeyini eksik bırakmamaya çalışıyorum. Erişebildiğim herkesin dahi olmak üzere. Benim için dediğim gibi gerçekten lafta değil, onur daha önemli bir şey. Benim kendi onurumla ilgili bir şey bu. Ben öyle arkama bakmıyorum kaç kişi benimle birlikte, yanıma bakmıyorum kaç kişi yanımda duruyor diye. Hiç onların hesabında değilim. Ben o iki tane çocuğum ve milyonlarca çocuğun geleceği için elimden geldiğince, onlar da onun bir parçası olduğundan elimden geldiğince ışıklı bir gelecek için çabalıyorum sadece. Bu soruyu özellikle sormamın sebebi aslında her şey daha çocukken anneniz babanızdan aldığınız eğitimle, onların duruşlarıyla başlıyor. Ve galiba şu anda yaşadığımız şeyde de insanların es geçtiği şey bu. Siz çocuğunuza ne verirseniz ileride onu yaşıyor insanlar, toplumlar. Onun bir yansıması oluyor çünkü. Valla söylediğiniz gibi yaşamanız lazım. Şimdi ben etrafta çıkıp da bir şeyler söylediğimde onun hesabını vermek zorundayım kendime. İşte ben nice masalarda üfüren sosyalist gördüm, eşlerini aldatan. Anlatabiliyor muyum? Nice insanlar gördüm ki işte söylediği gibi yaşamayan, sosyalistim deyip paraya tapan. Yani bu böyle olmaz. Söylediğiniz gibi yaşamalısınız. Ben ne söylüyorsam onu yaşıyorum. Yani orada gördüğünüz, orada yazan Levent Üzümcü dışında ne onun gizli bir ajandası var, ne de onun başka bir planı, programı var. Neyse o. Yani gelip bana soruyorlar, pişman mısın? Niye? İnsan olmaktan pişman olunur mu? Yani böyle şeyden pişman, kendi çocuklarına iyi bir gelecek istemek ve bunun için çabalamaktan pişman olunur mu? Bedel ödedin, ödedim. Nazım Hikmet'ten daha mı fazla ödedim? Evet. Sabahattin Ali'den daha mı fazla ödedim? Yani onlarla kendimi bir tuttuğum için söylemiyorum, estağfurullah. Yani çok büyük sanatçılardan bahsediyoruz burada. Ama bir parça döneme ışık tutmak için söylüyorum. Orhan Kemal'den fazla mı ödedim ben bedel? Anlatabiliyor muyum? Evet. Ya geçin gidin bunları, anam babam yani. Sonuçta bedel bedel bedel. Yok benim bir ödediğim bedel. Ödemiş olduğum bedeller de benim kendi sineme çektiğim şeyler zaten. Onlar benim apoletlerim diyorsunuz sanki. Öyle dersiniz, tamam. Eyvallah.